Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, ormansız bir yurt vatan değildir. Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden yoksundur. AKP yeşilden sadece doların yeşilini anlamaktadır. 14 yıllık AKP iktidarının en büyük başarısı ormanlarımızı, derelerimizi yandaşlarına peşkeş çekmiş olmasıdır. Cumhuriyetimizin temel politikası olan ormansız yurt vatan değildir anlayışı ne yazık ki AKP döneminde ayaklar altına alınmıştır. AKP yurt deyince Karaman'daki Ensar yurtlarını, Aradağ'daki Süremancı yurdunu ya da Türgev'in yurtlarını anlamaktadır. İşte bu anlayışın sonucu yurt ormanlarımız iki bey yasaları ile kentleşme bahane edilerek inşaat şirketlerine kurban edilmiştir. Dağlarına çıkamadığımız, ovasına inemediğimiz, ormanına giremediğimiz bir ülkede özgürlükten söz edilemez. Dağları, dereleri ve ormanları tutsak edilmiş bir toplum asla özgür olamaz. Eğer toplumsal barışımızı ve kardeşliğimizi istiyorsanız, ayrımsız tüm insanlarla barışın, onların yaşam alanlarına dokunmayın, saygı gösterin. Taz Dağları'nı, Munzur Çayı'nı, Cerat Tepe'yi, Sinop'un yeşilini, altın için, nükleer için, termik santral için yok etmeyiniz. Taz Dağları'nın üstünün altından daha zengin olduğunu anlasaydınız, zeytin ağacının beton yapıdan, fındık ağacının asfalt yoldan daha önemli olduğunu bilseydiniz, her savaşın aynı zamanda doğaya karşı açılmış bir savaş olduğunu bilseydiniz, çocuklarımızdan ödünç aldığımız doğayı bu kadar yok etmeseydiniz, bugün çevre konusunda ülkemiz çok ileri bir yerde olacaktı. Ormanlar doğanın parlamentosu gibidir. İçinde her türlü çiçeği, böceği, bitkiyi barındırır. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet gibi. Şimdi başkanlığı getirerek ülkeyi tek sesli hale getirmek istiyorsunuz. Tıpkı ormanları yok ederek doğayı tek renkli yapmak istediğiniz gibi. Tıpkı özgür medyayı susturup tek sesli yandaş medya yarattığınız gibi. Tıpkı bağımsız yargıyı yok ettiğiniz gibi. Tıpkı tüm okulları İmam Hatip okullarına çevirdiğiniz gibi. Tıpkı üniversitelerden bilimsel eğitimi yok ettiğiniz gibi. Tıpkı meclisi devre dışı bırakıp ülkeyi kanun hükmünde kararnamelerle idare ettiğiniz gibi. Tıpkı ülkede her şeyi tek adam diktatörlüğüne bıraktığınız gibi. Siz bu tekçi ve faşizan anlayışınızda ülkeyi nereye götürdüğünüzün gerçekten farkında mısınız? Gelin ülkeyi götürünüz bu karanlık anlayıştan bir an önce vazgeçiniz. İçeride ve dışarıda düşmanlık üzerine kurduğunuz politikaları terk edin. Ülkemizde yaşayan tüm yurttaşları kucaklayın. Gelin çağdaş, demokratik, layık çevreye önem veren bir Türkiye'yi yeniden birlikte kuralım. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.